Efendim selamünaleyküm, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Evet, 10. Söz'deyiz, 6. Sureti birlikte paylaşalım inşallah. 6. Suret, işte gel bak, bu muhteşem şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gösteriyorlar ki, perde arkasında pek muhteşem bir saltanat vardır. Şimdi saygıdeğer izleyiciler burada bizim günü birlik her gün göre geldiğimiz hadiselerden bahsediyor. Şimendiferler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar gibi kelimeler bizim her gün, her yıl, her mevsimde göre geldiğimiz hadiselerden kinayedir. Her mevsim gelip gitmiyor mu? Baharlar, yazlar, Sonbaharlar kışlar gelip gidiyorlar her ay farklı farklı tecelliler her gün farklı farklı olaylar yaşıyoruz farklı şeyler görüyoruz. Ee, dünya dönüyor dünya yıllarla yıldan yıla değişiyor her bir mevsim bir şey mendifer gibidir getiriyor bize yüklü yüklü e, rız gıdaları getiriyor biz onları alıyoruz onlarla besleniyoruz onlarla hayatımızı yaşıyoruz diğer bir mevsim başka şeyler getiriyor her mevsim bize farklı farklı gıdalar getiren, farklı farklı yiyecekler getiren, farklı tecelliler getiren birer şimendifer hükmünde, birer tayyare hükmünde yeryüzü bir tayyaredir. Güneşin etrafında hiç durmadan uçuyor, hiç durmadan dönüyor, hızla dönüyor ve hızına hiçbir şeyin yetişemeyeceği bir biçimde dönüyor. Bizim yapa geldiğimiz uçaklar, helikopterler buna benzer. Uzay araçları, füzeler vesaire bütün bunlar dünyanın hızının çok çok gerisinde. Dünya o kadar ki o kadar hızlı bir uçuşla dün Güneş'in etrafında ve Güneşle birlikte Güneş sistemiyle beraber Samanyolu içerisinde her her gün burcuna doğru öyle bir hızlı gidişleri vardır ki tayyare ifadesi bile e, yetersiz kalıyor. Hızlı bir uçuş var ve teçhizatlar var bu dünyada, e, cihazatlar var. Ee, bizim ihtiyaç duyduğumuz her şey var silahımız var silahlar var kendimizi savunabileceğimiz eşyalar var maddeler var kıyafetler var ağaçlar var bitkiler var bütün bunların bize bizim için ortaya koyduğu sistemler var teçhizatlar bunlar biz bunları hayatta kullanıyoruz hepsini cihazat olarak kullanıyoruz depolar var biz ala geldiğimiz bütün nimetleri depo ediyoruz ve bunları depo ederek kullanıyoruz sonra toprağın altı birer depo gibidir. Biz ekiyoruz toprağın altından biz birçok meyvelerimizi gıdalarımızı Rabbim Allah bize oradan veriyor sanki orada bir depo varmış gibi manevi bir depo varmış gibi oradan bize dolu dolu yiyeceklerimizi gıdalarımızı ağaçların meyvelerini oradan bize alıyor veriyor adeta böyle bir görüntü var. Sergiler var. Yeryüzü bir sergi. Dağlar, taşlar, bağlar, bahçeler, ormanlar bütün bunlar birer sergi hükmündedir. Birer meş meşher sergidir. Yani Rabbim her türlü nimetini yeryüzüne bizim için sermiştir. Hele yaz bahçeleri, hele hele bahar bahçeleri çiçeklerin sergisidir. Yaz bahçeleri meyvelerin sergisidir. Sonbahar bahçeleri sarı sarı ağaçların sararmanın sergisidir. Sararıp solmanın sergisidir. Kışın bembeyaz karla yeryüzü başka bir sergiye bürünür. Ve bütün bunlar birer icraattırlar, birer faaliyettirler, birer iştirler, birer fiildirler. Her bir fiil bize bir şey gösteriyor. Bakınız, şimendiferler, trenler, tayyareler, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar bize ne gösteriyor? Perde arkasında, bu işin perde arkasında pek muhteşem bir saltanat var. Bir saltanat var. Bize o saltanat bize ikramlar ediyor, bize kapılarını açıyor, bize Sergiler düzüyor, depolarımızı dolduruyor, bize teçhizatlar veriyor, bize tayyarelerle, şimendiferlerle, trenlerle yiyecek taşıyor, envai türlü yiyeceklerimizi alıyoruz oradan. Türlü türlü her biri çok farklı, bize şifa veren, gıda veren, bizi besleyen, bize hayat sağlayan, bize can veren, bize kan veren gıdalarımızı biz oralardan, e, perde arkasından alıyoruz. Demek ki perde arkasında pek muhteşem bir saltanat var. Burada bir haşiye var haşiyemizde haşiyemizi okuyalım haşiyeye kim mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde silah al süngü tak emriyle koca bir ordu ordu baştan başa dikenli bir meşegaha benzediği gibi ordularımızı biliriz kara orduları özellikle e, silah al süngü tak emri geldiği zaman silahlarını süngüleriyle beraber omuzlarına alırlar ve bütün bir ordu meşegaha benziyor. Dikenli bir meşegah. Sanki bir diken e, meydanı var gibi bir dikenli meydan, dikenli ağaçlar dikenlerini böyle sevir sevir uzatmışlar gibi bir meşegaha benziyor. Bir ordu, bir meşegah gibi kendisini bize arz-ı endam ediyor. Her bir bayram gününde bununla beraber, bunu bir yan tarafa koyalım. Her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takıp nişanlarınızı alınız Nişanlarınıza asınız emrine karşı ordugah seraser, baştan başa, rengarenk, çiçek açmış, müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiğimiz isimli. Aynı ordu e, silahlarını indirdiği zaman ve resmi geçit elbiselerini giydikleri zaman, askerler, bireyler, fertler e, güzel süslü elbiselerini giydikleri zaman, bu defa da emir şöyle geliyor, formalarınızı takınız, nişanlarınıza asınız, ve üzerlerine o nişan, o güzel e, kıyafetlerini, o güzel e, resmi geçit kıyafetlerini giydikleri zaman böyle bir emirle e, bütün ordu güzel kıyafetler giydiği zaman da bu defa baştan başa her bir bu koca ordu çiçek açmış süslü bir bahçeyi andırıyor. Öyle de bu iki örnekte olduğu gibi Ruhi Zemin Meydanı'nda, Yeryüzü Meydanı'nda sultan Ezeli'nin nihayetsiz, nihayetsiz, envai cünudundan melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi. Allah'ın sonsuz ordularından ordu çeşitlerine melekler ayrı bir ordu çeşidi, cinler ayrı bir ordu çeşidi, insanlar ayrı tür ordulardır, hayvanlar ve her bir hayvan türü Ayrı bir ordudur. Karıncalar bir ayrı ordu, sinekler bir ayrı ordu, böceklerin her birisi bir ayrı ordu, kuşlar bir ayrı ordu, balıklar bir ayrı ordu, kara hayvanlar, yılanlar, çıyanlar vs. bunlar ayrı ayrı ordulardır. E, yürüyenler, sürünenler her birisi ayrı ayrı ordulardır. Bunların her birisi farklı birer ordu olarak düşünelim. Dolayısıyla bütün bunlar şuursuz nebatat tayfesi dahi. Bunlar gibi şuursuz bitkiler tayfesi dahi çamlar, ağaçlar, ardıçlar, meyve ağaçları her birisi birer ordu gibi birer e, bitki tayfesi dahi hıfzı hayat cihadında hayatı koruma noktasında emri kün feyekun ile yani ol diyen ol deyip olduran Allah ol diyen ve ol emir geldiği zaman müdafaa için silahlar, silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Müdafaa için kendinizi savunmak için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Emri ilahiyi aldıkları vakit zemin baştan başa yeryüzü, baştan başa, baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngülerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Yani bir dikenli bahçe, dikenli bahçeye, bir dikenli araziye bakalım. Her bir dikenli otlar, bitkiler, ağaçlar dikenlerini çıkarmışlar ve koca bir arazi dikenli dikenler teşhisatlarını e, üzerinde omuzlarını almış, silahlarını almış bir ordugaha benziyor. Yürüyemezsiniz. Elinize ayağınıza dikenler batar. Dikenlerle yürüyemezsiniz. Adeta o, o ağaçlar, o bitkiler, o otlar, o dikenli otlar üzerimize gelmeyin size dikeninizi batırırız diye kendilerini koruyorlar. Kendilerini korumaya almışlar. Bunun gibi her bir hayvanın, her bir hayvan cinsinin, böceklerin, kurtların, karıncaların, sineklerin, kuşların, yürüyenlerin, sürenenlerin, balık denize yürüyenlerin, yürüyenlerin vesaire bütün bunların hepsi insanlar, cinler, melekler dahil hepsinin kendisini koruma silahı vardır. Bütün hayvanlar kendilerini korurlar. Bir kısmı koşarak, bir kısmı kaçarak, bir kısmı dişleriyle havlayarak, bir kısmı sesiyle korkutarak, bir kısmı boynuzlarıyla kendisini koruyarak, bir kısmı cüssesiyle, bir kısmı e, pratikleriyle, pra, pratik, değil, pratik davranışıyla. Bir kısmı korkutarak, yani her bir hayvanın bir kendisini koruma silahı vardır. Bir kısmı uçarak, bir kısmı üzerinize gelip e, hortumunu batırarak mesela sinekler silahlarını böyle kullanırlar. Üzerinize gelirler, hortumunu batırırlar. Bir başka bazı sinekler kaçarlar, bazı böcekler kaçarlar. Bazıları üzerinize gelirler sizi korkuturlar. Akrepler, yılanlar gibi. Yani bütün hayvanlar, bütün hayvanların kendisini koruma silahı vardır. Hiçbir hayvanın kendisini koruyamayacak kadar silahsız yaratmamıştır Cenab-ı Allah. Yeryüzüne bakın, bö böceklere, çiçeklere, karıncalara, sineklere neye bakarsanız bakın, hayvanatın en cansızına kadar, en korkağına kadar tavuklara bile Allah kendisini koruma silahı vermiştir. Kakaları vardır, efendim kaçmaları vardır, ihtişamları vardır, korkuturlar. Dolayısıyla kendilerini korurlar. Anlatırlar ki tavşan ormanda en korkak bir hayvanmış derler. Tavşan aleyhine böyle bir fıkra anlatırlar. Bir gün demiş ki aman her şeyden ben korkuyorum. Kurtlar gelir, çıtırtı gelir, patırtı gelir. En korkak benim her şeyden korkuyorum. Gideyim kendimi atayım bari demiş suya. Atayım kendimi intihar edeyim. Yaşamayayım artık ben bu dünyada. Her şeyden ben korkuyorum. Çünkü her şey ormanda üzerime geliyor. Demiş ve kendisini dere kenarına Koşarak atacakmış tam o sırada kurbağalar. Suyun kenarında kurbağalar böyle güneşleniyormuş çıkmışlar. Tavşanın sesini, hışırtısını duyar duymaz hepsi cup 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 suyun içerisine kendilerini atmışlar. Tavşan öyle bir bakmış ki biraz da böbürlenmiş. o demiş benden de korkanlar var. Benim de korkuttuğum canlılar var. Demek ki ben kendimi atmama hiç gerek kalmadı. Ben de korkutuyorum. O zaman ben de yaşamam gerekiyor diye kendisinin de Yaşaması gerektiğini orada anlamış. Evet Rabbim evet tavşan korkak gibi gözükür. Bütün ormanın en Korkağı tavşan gibi gözükür. O da öyle kaçar ki, öyle koşar ki, onun koşmasına hiçbir şey yetişemiyor. Ee, Onu da korkutuğu canlılar vardır. Kurbağalar, kurbağalarını korkutuğu canlılar vardır. Yani hiçbir canlı e, savunmasız bırakılmamıştır. Hiçbir canlı kendi haline bırakılmamıştır. Her canlının savunabileceği bir savunma silahı vardır. O silahla beraber yaşarlar. Dolayısıyla Rabbim hiçbir canlıyı, hiçbir böcek, kurt, kuş, hayvan, yaşayan, sürünen, koşan, yürüyen, ne olursa olsun insan, insanın aklı vardır. İnsanın kalbi vardır, cinlerin aklı vardır, meleklerin aklı vardır. Yine anlatırlar ki İmam-ı Azam Efendimiz radıyallahu anh bir gün yolda yürürken karşısına kocaman boynuzlu bir öküz çıkıyor ve koca imam yolu değiştiriyor. Yan yoldan gitmeye başlıyor. Bunu görenler şaşırıyorlar. Şuna bak diyorlar. Koca imam bir öküzden korktu. Yolunu değiştirdi. Böyle imam olur mu? İşte nasıl olabilir? İmamdan, imam öküzden nasıl korkuyor falan diye insanlar e, etmişler, şaşırmışlar. Hayra, hayret etmişler. İmam-ı Azam demiş ki Hay, niye korkmayayım? Niye korkmayayım? Öküzün boynuzu varsa benim aklım var. Ben aklımla niye öküzün üzerinde doğru gideyim? Adamın boynuzları var. Adam süser, tanımaz ki kimseyim diye. Ya yani benim, benim benim de aklım var. Ben aklımla kendi tedbirimi alırım diyor. İnsan aklı birçok e, savunan hayvanlara karşı, birçok hayvana hemen hemen hepsine karşı tedbir alıyor. İnsan eline silahları var. Kullandığı silahlar ve Kendisini koruyor, aklıyla koruyor, fikriyle koruyor, düşüncesiyle koruyor, yaşayışıyla koruyor. İnsan kendisini koruyor. İnsan korumasız değil yani. İnsan da kendisini koruyor, hayvanlar da kendisini koruyor. Bitkiler, böcekler, küçücük kuşlar, kuşçuklar hepsi ama hepsi kendisini koruyor. Koruma silahı nedir? Allah yaratmıştır. Rastgele hadi Mevlam saldım çayra, Mevlam kayra dercesine salmış değildir Allah hiçbir canlı varlığı, hiçbir böceği. En küçük böcekler de olsa savunma silahı vardır ve kendilerini savunurlar. Kendilerine hayatta kalma mücadelesi verirler. Hayatta bununla beraber hayatta kalırlar. Kendi savunmalarını kendileri yapar. Bu Allah'ın o sevdiğini gösterir. O tehlikelere karşı baş başa bırakmadığını gösterir. Kendisini savunacak bir şeyler ve yarattığını gösterir. Evet bir diğer örneğimize devam edelim. Haşiyemize. Hem baharın her bir günü, baharın her bir günü, her bir haftası birer taife nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için birer nebatat taifesinin ağaçların, çiçeklerin, bitkilerin, işte çayırların, çimenlerin her birisinin birer bayramı hükmünde olduğu için her bir bahar günü birer bayram hükmünde olduğu için her bir taifesi dahi kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı mur murasa nişanları birer resmi geçit tarzında o sultan-ı nazar-ı şuhud ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden bütün nebatat ve eşcar, bütün bitkiler ve ağaçlar, güya sanat-ı Rabbaniye mürasatını ve çiçek ve meyve denilen fıtrat-ı ilahiyenin nişanlarını takınız. Çiçekler, çiçekler açınız. Emri Rabbaniye'yi dinliyorlar. Rabbani emri dinliyorlar. Burada saygıdeğer izleyiciler, Üstad Hazretleri de anlatırken, teşbih sanatına da, mecaz sanatına da başvurarak bize meseleyi anlatıyor. Şimdi her bir bitki çeşidi, her bir bitki türü, çimenler, çayırlar, e, efendim sebzeler, meyveler, ağaçlar, büyük ağaçlar, küçük ağaçlar, bunların her birisi bahar mevsiminde, bahar mevsiminde birer gelin gibi süsleniyorlar. Evet, yapraklar, çiçekler, rengarenk çiçekler, kırmızı, beyaz, mavi, mor, çeşit çeşit renkleriyle, çiçeklerini üzerinden takıyorlar, teşhir ediyorlar, şunu yapıyorlar bunlar, kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için bunu yapıyorlar. Yani o o taifeye o ağaç türüne kendi sultanları kimdir? Allah'tır. Mor çiçek hediye etmiştir, kırmızı çiçek hediye etmiştir, beyaz çiçek hediye etmiştir. Çiçeklerin sümbülleri, çiçeklerin balcıkları, çiçeklerin efendim yaprakları, ağaçların yaprakları, yaprakların çiçekleri, dalları bütün bunlar oh, bize nefes aldırıyor. Bize hayat bağış, bağış, bağış ediyor adeta. Bütün bunlar Rabbim onlara ihsan ediyor, onları ikram ediyor, onlara veriyor. Allah'ın onlara verdiği hediyeleri, güzellikleri, güzel çiçekleri, güzel yaprakları, güzellikleri, güzel işte oksijenleri, güzel diğer diğer bilemediğimiz birçok hediyeleri onlar bizim için sergiliyorlar. Arz, endav, arz, ediyorlar. Bize teşhir ediyorlar. Ona taktığı murasa nişanları, o süslü nişanları birer resmi geçit tarzında o sultan-ı ezeliğinin nazar-ı şuhud ve işadına ya Allah'ın bizzat Allah'ın kendi nazarına ve kendi görme görme alanına, görme sahasına bir bire arz ettiğinden aynı zamanda hem bize arz ediyorlar hem öncelikle Allah'ın kendi nazarına arz ediyorlar. O güzel çiçekleri önce Allah görüyor. Yaprakları, çiçekleri, böcekleri, onların uyumlarını, onların tenasüplerini, onların güzelliklerini, onlar hepsini, on hep bütün onlar hep bütün bu güzellikleri Allah'a arz ediyor. Cenab-ı Allah kendi sanatını kendisi e, şu müşahede ediyor. Kendisi görüyor. Dolayısıyla böyle bir vaziyet gözüküyor bahar mevsimlerinde, yeryüzü bahçelerinde, bağlarında. O kadar güzellikler, bağlar, bahçeler, çiçekler, saray, saray gibi efendim çimenler, e, yeryüzü o kadar güzel düşenmiş oluyor ki insan şöyle bir hava aldığımızda hava almak diyoruz. Ciğerimiz açılıyor, nefesimiz açılıyor, hayat buluyoruz. Taptaze hava, tertemiz yeryüzü, tertemiz bitkiler, ağaçlar, ormanlar efendim. E, yer bu kadar güzelliklerini güzelliklerini bize kendisi arz ediyorlar. Bu kadar güzelliklerle beraber demek ki bütün bitkiler ve ağaçlar şunu söylüyorlar. Şöyle bir Rabbani emir alıyorlar sanki. Aldıkları emir şu. Allah'ın sanat sanat e, güzelliklerini ve çiçek ve meyve denilen fıtrat ilahiyenin nişanlarını çiçek ve meyve diyoruz ya bunlar Allah'ın eee Fıtratının ortaya koyduğu fıtratı, nişanları, belirtileri, alametleri, izleri, çiçek ve meyve dediğimiz bu nişanları takınız, bunlar çiçek açınız tarzında bir emir geliyor adeta. Bu emri onlar dinliyorlar ki ruhi zemin dahi, yeryüzü dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli formaları ve muratsa nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. İşte şu derece hikmetli ve intizamlı teçhizat ve tezginat, süslemeler, güzellikler, donatımlar elbette nihayetsiz, sınırsız, sonsuz, kadir bir sultanın güçlü kudretlik gücünde sınır olmayan bir sultanın yani Allah'ın nihayet derecede hakim bir hakimin emriyle olduğunu kör, ol, kör olmayanlara gösterir. Evet perde arkasında bir saltanat var demiştik. hükmediyor. Bu saltanat hükmediyor. Bunu anlıyoruz. Yeryüzüne baktığımızda bir bir biz bir saltanat görüyoruz. Muhteşem bir saltanat. Ama perde arkasında kendisini göstermeyen bir saltanat. Öyle ki öyle Allah var ki sanki yokmuş gibi etrafımızda. Biz Allah'ı göremiyoruz ama Allah'ın sayısız eserlerini görüyoruz. Ve sanki aramızda yokmuş gibi kendisini kendi Zatını, kendi tecelliyatını çekmiş adeta. Bize tecellilerini gösteriyor, kendi fiilini gösteriyor. Ama öylesine, öylesine, öylesine var ama öylesine yokmuş gibi sanki ortadan çekilmiş bir vaziyeti var adeta tabirca ise. Ee, ama biz onun saltanatını görüyoruz, onun varlığını hissediyoruz. Onun tecellilerinden, yarattığı şeylerin muhteşem oluşundan biz onun varlığını ve bizimle beraber, yeryüzüyle beraber yarattıklarıyla beraber olduğunu anlıyoruz. Böyle bir saltanat kendisine layık bir rayet ister. Arkadaş dur bakalım. Böyle bir saltanat varsa kendisine layık bir rayet, bir kul, bir kulluk sistemi, bir kulluk düzeni ister. O kulların kendisine layık olmasını ister. Çünkü kulları kendisine layık olacak şekilde yaratmıştır şükredebilecek şekilde yaratmıştır. Teşekkür edecek, kadir kadir kıymet bilecek şekilde yaratmıştır. Kadir bilmeyen, kıymet bilmeyen, şükür bilmeyen, teşekkür bilmeyen varlıklar değildir insanlar. Bir çay içtiğiniz zaman teşekkür ederseniz niçin? Çünkü insan kadir cinastır. Bir çayın hatırasını takip eder. Bir çayın, bir kalemin, bir silginin bir küçük de olsa bir e, değerin sana ikram edilmiş bir şeyin değerini bilirsin, teşekkür edersin. Efendim zahmet oldu dersin. O da rica ederim der. Ya insanlar budur. İnsan teşekkür eder. insan nazik bir varlıktır. Kadir şinas bir varlıktır. Değer bilen bir varlıktır. Dolayısıyla böyle bir saltanat, dünya saltanatı, tabiat saltanatı, fıtrat saltanatı bizden layık bir kul olmamızı ister. Halbuki görüyorsun bütün raiyet bu misafirhanede toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Her gün dolar boşanır. Ölümler, doğumlar, ölümler, doğumlar bakıyorsun bir sirkülasyon var. Bir taraftan bütün dünyayı düşündüğümüzde kaç milyon insan doğar aynı gün aynı saatte ve aynı saatte kaç milyon insan da ölür. Böyle bir sirkülasyon var. Hiç kimse dünyada kalmıyor. Geliyorlar gidiyorlar. Dünya böyle bir e, han gibi. Her gün dolar boşanır. Hem bütün bütün raiyet manevra için bu meydan imtihanda bulunuyorlar. Manevra. Nedir manevra? Yani burada geliyorlar, kendilerini şöyle bir arz ediyorlar ortaya, meydana atılıyorlar, yaşıyorlar, imtihan ediliyorlar, imtihan yaşıyorlar, imtihan içerisinde Allah'ın verdiği nimetler de baş göz üstüne bu nimetleri yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar. Bir manevra meydanı gibi kendilerini ortaya koyuyorlar, sonra buradan gidiyorlar. Bu manevra meydanında bulunmalarının bir hikmeti var. Evet, bütün o rayiyet, bütün rayiyet manevra, manevra için bu meydan imtihanda bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebdil ediliyor. Meydan, bu dünya, yeryüzü, yüreği arz, topraklar, taşlar, bu, bu yaşadığımız yerler her saat değişiyor. Her saat değişiyor. Her saat değişiyor. Değişmiyor mu? Bakın mevsimlere tekrar dönelim. Kışın, Şubat ayında, Mart ayında bembeyaz kar olan yeryüzü, bağlar, bahçeler, 10 gün sonra, bir ay sonra yem taptaze ağaçlar, çiçekler açmışlar. Bir ay, bir hafta daha sonra kıpkırmızı, bembeyaz çiçekler açmışlar. Meyveleri durmuşlar. Her saat değişiyor. Her an değişiyor yeryüzü. Hem bütün rayiyet, padişahın kıymetler ihsanatının numunelerini, harika sanatlarının antikalarını sergilerde temaşa etmek için şu teşhirgahta, bu sergi yerinde birkaç dakika durup seyrediyorlar. Meşher ise her dakika tavil ediyor. Giden gelmez, gelen gider. Böyle bir memlekette yaşıyoruz. Allah'ın harika sanatları her tarafı doldurmuş. Bu harika sanatların ortasına biz geliyoruz bir süre. Kısa bir süre, çok uzun bir süre değil bu. Belki doğduktan sonra bir 50, 60, 80, 90, 100 gibi en fazla azami 100 seneye kadar biz bu manevra meydanında yaşıyoruz. Allah'ın verdikleriyle, Allah'ın verdikleriyle geçiniyoruz, yiyip içiyoruz, giyinip geziyoruz, çalışıyoruz, ediyoruz, kazanıyoruz, kazanmıyoruz, kaybediyoruz vesaire. Bir imtihan içerisinde bulunuyoruz ve sonra ne zaman Rabbim gel derse o zaman gidiyoruz. O gel demeden gitmiyoruz. Bakınız ilginç. Ne zaman gel derse o zaman gidiyoruz. Gitmek de bizim keyfimize göre değil. Gelmek de bizim keyfimize göre değil. Bizi dünyada yaratıyor. Getiriyor dünyaya geliyoruz ve dünyada bir süre yaşıyoruz bu teşhirgahta, bu sergi meydanında Allah'ın bütün hünerlerini, hünerlerin bir kısmını tabii bütününü değil, bütününü cennette inşallah göreceğiz. Hünerlerin yüzde belki çok az bir kısmını, yüzde birini dünyada görüyoruz, bağlarını, bahçelerini yiyip içiyoruz, geziyoruz, soruyoruz ama bütün bunlar Allah'ın ikram ettiği şeyler havadan, suya kadar, güneşten, ateşe kadar. Yeryüzü toprağın içinden dışına kadar ne varsa tamamı Allah'ın saltanatı bunlar. Biz Allah'ın saltanatında yiyip içiyoruz. Şükredebiliyorsak ne ala e, nankörce de yiyip içtiğimiz oluyor tabii ki. E, İnsan nankördür aynı zamanda. İnşallah Rabbim bizi nankör eylemesin. Şükredenlerden kılsın inşallah. Birkaç dakika, birkaç gün, birkaç sene biz bu teşhirgahta, bu sergi meydanında geziyoruz, seyrediyoruz, dolaşıyoruz, yaşıyoruz ve bu meşher ise, bu sergi ise her dakika tavuğuyla diyor, değişiyor. Kış oluyor, bahar, yaz geliyor, bahar oluyor, sonbahar geliyor, mevsimler değişiyor, yıllar değişiyor. Yıldan yıla bütün tecelliler değişiyor. Allah'ın her an, her saniye tecelliler değişiyor. Bir akan ırmak gibidir diyor felsefeciler. Akan bir ırmak gibi. Bir ırmağın kenarına dursanız, otursanız, ırmağı izleseniz, her an aynı ırmağa bakıyorsunuz, aynı su geçiyor gibi zannedersiniz. Geçen aynı su değildir. Geçen farklı bir su. Hiçbir su bir daha geçmez diyor. Geçen bir su bir daha geçmiyor. O geçip gidiyor, akıp gidiyor. Yukarıdan gelen yeni bir sudur. O da geçip gidiyor. Sürekli akan suya ve her an değişen suyu görüyorsunuz. Yeryüzü, gökyüzü, bütün eşya, bütün dünya, her şey buna benziyor. Her an baktığınız şey yerinde duruyormuş gibi zannedir ama yerinde durmuyor. Her an değişiyor. Her an her şey değişiyor. Değişen bir dünyada yaşıyoruz. Alt üst olan değişen bir dünyada Taul eden, tebettül eden, gidip gelmeyen, gelenin de gittiği bir dünyada yaşıyoruz. Biz de gelip bu dünyada kalmıyoruz, biz de gidiyoruz. Ya yani Bu dünyada hem yaşadığımız yer seyyar, hem bu dünyada biz seyyarız, biz seyyarız. Kalıcı değiliz, bu dünyada kalıcı değil. Böyle bir memlekette, bir teşhir yerinde, bir sergi yerinde, bir imtihan meydanında biz yaşıyoruz. İşte bu hal, şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan, ve şu meşerlerin arkasında arkasında daimi saraylar, müstemir meskenler, şu numunelerin ve suretlerin halis ve yüksek asıllarıyla dolu ve hazineler vardır. O arka taraf var ya, arka tarafı hiç nazarımızdan uzak etmeyelim. Arka taraf güçlüdür. Arka taraf büyüktür. Arka taraf muhteşemdir. Arka taraf gaybi saltanat orada vardır. Öyleyse biz arka tarafı hiç de nazarımızdan uzak tutmayalım. Biz bu dünyayla yetinmeyelim. Bu dünya dardır. Bu dünya bizim için kısadır. Bu dünya bizim için elverişsizdir. Bu dünya bizi mutlu etmeye kifayet etmez. Şu arka taraf o gaybi hakikatler var ya ahiretteki hakikatler ebedi hakikatler orası ebedidir. Bizim için orası esastır. Dolayısıyla bu misafirhane, bu meydan, bu meşerler, bu sergiler bizi arka tarafa davet ediyor. Arka tarafta daimi saraylar olduğunu anlıyoruz. Müstemir mekanlar, sabit ve devamlı mekanlar. Allah Allah, bu dünyada sabit değil, bu dünyada devamlı değil mekanlar. Bu dünyada daimi saraylar yok, müstemir saraylar yok. Da devam eden, daimi kalan saraylar yok. Numunel bu dünyada numuneler var, suretler var burada. Biz suretleri yaşıyoruz, numuneleri yaşıyoruz. Hayal adeta. Ama orada ebedi hayatta ebedi saraylar var, ebedi bir hayat var, sonsuz bir hayat var, devam eden bir mesken var, bitmeyen, sonu gelmeyen, fani olmayan, yıkılmayan, yakılmayan, sonu olmayan, sonu olmayan meskenler orada var. Oradaki daimi saraylar, daimi bir hayat, muhteşem bir hayat bizi oraya davet ediyor. Dolayısıyla biz bu numuneler ve bu suretlerle halis ve yüksek asıllarıyla dolu bay ve hazinelerin olduğunu ve bizi beklediğini anlıyoruz. Demek burada çabalamak onlar içindir. Burada çabalamak, çalışmak onlar içindir. Şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre orada bir saadeti vardır. Efendim oradaki saadetiniz yüksek olsun. Şu anki saadetiniz de büyük olsun. Rabbim hem dünyada hem orada o ebedi hayatta sizleri uzun ve ebedi bir biçimde mesud eyledi kullarından eylesin. Allah razı için El Fatiha.